Arkadaşlar merhaba. Bugün Promods nasıl indirilir, nasıl kurulur onu göstereceğiz. Ama bu video sadece Promods'un nasıl kurulacağı ile ilgili hazırlanmadı. Bu Promods tabanlı kocaman bir haritanın ilk adımı arkadaşlar. 11 videoluk bir serinin ilk videosu olacak. Bu videoları takip edip o yayınladığım Türkiye haritası da dahil olan koca haritayı kurabileceğiniz. Bu haritalar kurulukan her aşamasında kurulan haritaları kullanabilirsiniz. Yani ben bu aşamadan sonra bu haritayı genişletmeyin arkadaş dediğimizde bu haritaları genişletmeyi bırakıyorsunuz. Kurduğunuz yerden oynamaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi 11 tane harita var. Şimdi Promods'un sitesine bağlanan ve bir indirem şu dosyaları. Önce Promods.net adresine gidiyoruz arkadaşlar. Burada eğer üyeyseniz bu ilk aşamayı atlayabilirsiniz. Yani Promods.net'e girersiniz, üye girişi yaparsınız. Eğer üye değilseniz dosyaları indirebilmek için üye olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu aşamada robot olmadığınızı kanıtlayacak bir takım işlemler yapmanızı istiyor sizden. Bu ben robot değilim kutucuğuna tıklayın. Gelen seçeneklerden şimdi size farklı bir şey gelebilir bu. Burada taşıt sormuş. Taşıt olan kareleri işaretliyorsunuz. Sonraki butonuna tıklıyorsunuz. Tekrar aynı seçenekleri işaretleyeceğiniz nerelerde araba varsa doğrula diyeceğiniz. Evet. Şimdi siteye girdik arkadaşlar. Bu Promods'un forum sitesi. Dosyaları buradan indirmeniz gerekiyor ama indirme linki görünmeye burada şu anda. Bunun için önce ya login'den bağlanmanız gerekiyor üyeyseniz ya da kayıt olmanız gerekiyor register linkiyle. Şimdi burada bir şartlar var. Bu siteye üye olabilmek için. Oradan Türkçeyi seçin. Buradan şartları bir okuyun. Bunları kabul ederseniz, ben bu şartları kabul ediyorum dersiniz. Butona tıklarsınız. Ya ben bu şartları kabul etmeyen diyorsanız o zaman burayı geçeceğiniz arkadaşlar. İndirmeyeceğiniz. Şimdi bu şu koşulları kabul ediyorum diyorsunuz. Buraya bir kullanıcı adı belirleyeceğiniz. Kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Aşağıya da bir e-posta adresi yazacaksınız arkadaşlar. Kendinize ait bir e-posta adresi. Bu önemli çünkü buraya bir konfirmasyon bilgisi gönderecekler size. Onu tıklayıp siteye giriş yapacaksınız. Yani mail adresinizi doğrulamış olacaksınız. Şimdi şifrenizi giriyorsunuz. Bunu 2 kere girmeniz gerekiyor. Aynı şifreyi. Dilimiz zaten otomatik Türkçe geldi. Şimdi buradan saatler, zaman dilimini seçeceğiniz. Yani saatlerin burayla uyuşması için. Oradan İstanbul'u seçtik. Altta da user flag dediği yerde de arkadaşlar bayrağımızı seçeceğiz. Hangi ülkeyse. Bu forumda bir şey yazdığımız zaman bayrağınız yanınızda görünecek. Böylece hangi ülkeden olduğunuz forumda yazanlar tarafından kolayca, sizin yazdıklarınızı okuyanlar tarafından kolayca bilinecek. Evet arkadaşlar, şimdi bütün yapacağımız bu kadar. Gönder butonuna tıklıyoruz. Evet, hesabımız oluşturulmuş arkadaşlar. Şimdi mail adresimize girip bu gelen postaya bakıp oradaki linki tıklamamız gerekiyor. Evet, info.promods.net'ten bir tane mesajımız gelmiş şimdi. Ona bakıyoruz. Burada aşağıda hesabınızı aktif hale götürmek için lütfen alttaki bağlantıyı ziyaret edin diye ona tıklıyoruz. Evet, şimdi hesabınız aktif diye artık. Bir de teşekkür ediveriye. Şimdi bu aşamadan sonra arkadaşlar bizim bu bilgilerinden yani kayıt olduğumuz bilgilerinden buraya bağlanmamız gerekiyor. Şimdi ben bunu Internet Explorer'dan yaptım ama siz bunu Google Chrome'dan yapın. Çünkü ben az sonra Google Chrome'a döneceğim. Şimdi bunu download ederken, download linki bu arkadaşlar. Buradan yüklerken şeyleri sorun çıkıyor Explorer'da. Şimdi arkadaşlar burada önce bir dil seçiyoruz. Dilimiz zaten otomatik geldi. Şimdi burada iki aşamalı bir işlemimiz var. Birinci adımda bir def dosyası, yani bir tanım dosyası yaratmamız gerekiyor. Bu tanım dosyası çok önemli. Buna bir tıklıyoruz. Bu yeni pencerede açılıyor. Şimdi buradan Promods'un nasıl çalışacağını belirliyoruz. Şimdi burada kabin sesleriyle ilgili 5 tane seçenek var. Bunlardan biri normal kabin sesi, biri de 2 katı, 4 katı, 8 ve 16 katı artırabiliyoruz kabin seslerini. Şimdi normal kabin sesi iyi. Hasar seviyesinde 3 tane seçenek var. Normal hasar, hasar almıyorsunuz kaza yaparsanız ya da 2 kat hasar alıyorsunuz. Biraz daha gerçekçi oluyor yine ama şimdi biz normal hasarı seçelim. Bu bilgileri daha sonra da değiştirip tekrar oluşturup yükleyebilirsiniz. Şimdi standart mesafe dediği yer bu bitki örtüsü yoğunluğu arkadaşlar. Normal bilgisayarlar için onu, daha iyi bilgisayarlar için üstteki, daha alttaki seçenekleri seçebilirsiniz. Ama bu en alttakini seçmen gerçekten FPS çok fazla düşüyor bunda. Şimdi bu renk ayarları haritayla ilgili. Bu haritayla ilgili bunlarda bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Bunlar standart renkler zaten. Ben bir tek şunu mavi yapayım. O mavi oluncası biraz daha farklı görünüyor burada. Şimdi bu harita zoom uyumluluğu arkadaşlar. Eğer Rus map kullanıcıysanız burayı işaretleyeceksiniz. Ama ben sadece Promods kullanıcını değerseniz o zaman Rus map'ı boş bırakıyoruz. Ondan sonra oluştur butonuna tıklıyoruz. Şimdi biz Rus map'ı da kuracağımız için onu işaretleyelim. Ondan sonra oluştur butonuna tıklayalım. Çünkü arkadan Rus map'ı da kuracağız biz buna. O lazım bize. Şimdi def dosyamız arkadaşlar oluşturuldu, indirildi. Evet. Def dosyamız burada. Şimdi arkadaşlar bu kısım bitti. Burada bir işimiz kalmadı. Birinci bölümü tamamladık. Şimdi ikinci kısma geçeceğiz. İkinci kısımda arkadaşlar buradan tıklıyoruz, geçiyoruz. Burada dosyaları indirebileceğimiz yer var. Bu dosyaları iki şekilde indirebilirsiniz. Bir tek dosya olarak indirebilirsiniz. Bunun için $1 para ödemeniz gerekiyor ama şimdi bu PayPal'la ödendiği için, bizim Türkiye'de de PayPal olmadığı için biz ödeme yapamıyoruz maalesef. O yüzden biz bu seçeneği kullanamıyoruz. Ama yurt dışındaysanız PayPal'la $1 ödeyip bütün dosyaları tek seferde indirebilirsiniz. Bu gayet büyük kolaylık aslında. Az sonra göreceğiniz nasıl bir kolaylık olduğunu arkadaşlar. Bu $1 işte bu server maliyetini falan karşılamak için alınan bir para. Şimdi biz yavaş seçenekle yükleyeceğiz arkadaşlar. Burada 7 tane dosya var. Bu 7 tane dosyayı indireceğiz. Bunları indirirken arkadaşlar bu hepsi birlikte inmeye bunların. Bir de bu alttaki trailer pack denen şey, bunu da indirin. Bu da ilerleyen seferde anlatacağım bunda ne olduğunu. Önemli bir dosya o da. Şimdi bu dosyaları ilk üçü bir indireceksiniz. 3 tane indirebiliyorsunuz ilk seferde. Sizde 2 tane olursa ikişer indireceksiniz. İlk seferde 3 tane indirebiliyorsunuz. Sonra ikişer indireceksiniz kalanları da arkadaşlar. 2-2 indireceksiniz. Bütün dosyalar bittikten sonra da bu trailer company pack'ı indirebilirsiniz. Şimdi bunlara bir tıklayalım. Bunlar hep yeni pencerede açılı. Nasıl olduğuna bir bakalım şimdi. Buna deneyin. Burada paso reklam çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz yukarıda. Reklamı geç diyoruz. Promods inmeye başladı arkadaşlar. Bildiğiniz. Hemen arkadan bir reklam daha açıldı. Şimdi bu pencereyi kapatabilirsiniz. Bu pencere artık gereksiz kaldı. Lazım değil yani. Alttaki eski penceremize dönüyoruz şimdi. Ondan sonra ikinciye tıklıyoruz arkadaşlar. Burada da gene aynı şey olacak. Bekleyeceğiniz burada. Reklamı geç dedik. İkincisi de inmeye başladı. Bu da gereksiz artık. Bunu da kapatıyoruz. Çünkü altta bir dosyamız var zaten. Bir penceremiz var. Üçüncüye tıklıyoruz arkadaşlar. 3 tane dosyamız inmeye başladı. Şimdi bunlar tamamlandıktan sonra kalanları ikişer ikişer indireceğiniz. Ondan sonra indirme işlemi bitecek. Ondan sonra ne olduğunu anlatacağım ben size. Nasıl kuracağınız, nasıl çalıştıracağınız bunu. Onu da göreceğiniz az sonra. Bu Trailer Company Pack'i indirmeyi unutma. Bu ileride çok işimize yarayacak. Güzel bir paket bu. Bu şeydeki şirketleri orijinal, yani gerçek şirketlere döndürüye. Bir de trailer paketleri ekleye buna. Çok işe yarayan bir şey yani. Bir de Promods'la tam uyumlu olduğu için bunu sorunsuz kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu Promods çok güzel bir harita. Avrupa'yı baştan aşağı imar ediyor desek yeri var yani. Bütün şehirleri, kavşakları, yolları değiştiriyor, bir sürü şey ekleye, yeni şehirler, yeni yolla, ta Rusya'nın tepelerine kadar bir sürü yer ekleye bu. Harita oldukça genişliyor. Aslında tek başına bile iş yapacak bir haritadı yani bu. Şimdi mod klasörümüzü de açtık arkadaşlar. Buraya bu dosyalarımız indikten sonra ne yapacağımıza bakacağız. Şimdi normalde bu sizde belgelerim klasöründe Euro Truck Simulator içinde mod klasörüdür. Ben farklı bir sürücüye aldığım için bunu benimkinde farklı görünüyor ama sizde olması gereken yer burası. Siz de farklı bir sürücüye taşıdıysanız benim gibi, o zaman siz de oradaki mod klasörünüzü açacaksınız. Ben yeni bir hesap açtım ve boş bıraktım buraya arkadaşlar. Şimdi dosyalarımız indi. Bunları çıkartacağız arkadaşlar bu şeylerin içinden. Sıkıştırılmış arşiv dosyalarının içinden. Bunları seçiyoruz. Mouse'umuzla mod klasörümüze taşıyoruz. O önce yüklediğimiz, oluşturduğumuz o def dosyasını da mod klasörüne atmayı unutma. Yoksa bu çalışmaz. Def dosyasını görüyorsunuz. Ben mod klasörüne attım onu. Bu ekranda oluşturduğumuz o haritanın rengini değiştirdiğim def dosyası vardı ya, o bu. Şimdi Promods'un bütün ihtiyaç duyduğumuz parçaları eklendi arkadaşlar buraya. Artık Promods'umuzu harita olarak kullanmaya başlayabiliriz. Bunun için bir oyuna girmemiz gerekiyor bizim. Ben bir tane hesap açtım buraya. Hani mod kalabalığı olmasın diye. Boş bunun klasörü. Kafanız karışmasın diye. Şimdi bu normal haritamız arkadaşlar. Yani Promods kurulmadan önce şeyin standart şey. Bu burada işte Going As, Skandinavya, İtalya ve Fransa DLC'leri var bende. Onlar da görünüyor burada. Şimdi profilimize dönem arkadaşlar. Mod yöneticisine bir girem buradan. Şimdi bu üstte gördükleriniz Steam'den gelen modla. Onlar kafanızı karıştırmasın. Şimdi Promods 2.26'yı yüklemeye başlıyoruz arkadaşlar. Bunları aktif edebileceğimiz pencereye taşıyoruz. Hepsinin üstüne iki kere tıklıyoruz. Evet. Bütün Promod dosyalarımız yan tarafta arkadaşlar. Şimdi sıralama böyle olacak arkadaşlar. Dev dosyası üstte. Map Package 2. sırada. Media 3. 4-5 diye bunlar. Şimdi bir giren bakalım oyunumuza. Haritamıza bir bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi yürüdük biraz. Şimdi bakalım bir Promod'da neler varmış. Haritada Balkanlara yeni eklenmiş şehirler var. Rusya tarafları var. İskandinavya bölgesine eklenmiş şehirler, yollar var. İspanya'da birkaç tane şehir var. Büyük şehirleri. Bunlar eklenmiş. Şehirler şimdi Frankfurt. Daha önce görmüşsünüzdü orijinalde. Frankfurt oldukça kocaman bir alana yayılmış durumda şimdi. Aslında ben yolları da göstermek isterdim ama yani video çok uzun sürüyor arkadaşlar öyle. O yüzden artık yollarda gezinmeden bu harita genişletmesi işini, dersleri böyle yapacağız. Sonra isterseniz ayrıca öyle videolarda çekerim. Evet arkadaşlar, Promods bu. Bir de üst tarafta bir ada var. Onu da göstereyim şimdi. İzlanda mıydı? Herhalde öyleydi. Tam emin değilim şimdi. Yalan da söylemeyin. Evet arkadaşlar, haritamız bu kadar. Şimdi ikinci haritada yeni bir şeyler daha olacak. Takip ederseniz onları da görebilirsiniz.